Yani gördüğünüz gibi arkadaşım bir tanesi küçük makineyle girmiş. Bunun burada bir gazetecilikle alakası yok. Meraktan girmiş. En son cenazede gördüm. Herkesin eline cep telefonu kaldırmış. Fotoğraf çekiyor. O benden daha iyi yerde durmuş mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bu işler zor. Yani Türkiye'de bu yapılmıyor. Hani dediğim, bu fotoğrafı bileniniz var mı? Mutlaka çoğunuz biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Bu Pulitzer alan ilk fotoğrafımız. Sevdiğim bir arkadaşım AP'de çalışıyordu. Şimdi Reuters'ta çalışıyor. Murat Sezer'in bir fotoğrafı. Şimdi bu arkadaş Pulitzer ödülü aldı. Burada hani şeye geçiş yapma. Embedded, iliştirilmiş fotoğrafçı diye. Hani iliştirilmiş duydunuz değil mi? Yani Amerikan askerleriyle birlikte gidiyorsunuz. Onların kampında kalıyorsunuz. Onlar bütün fotoğrafları süzgeçten geçiriyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki bu fotoğraf olur bu olmaz, bu olur bu olmaz diye. Kötü bir fotoğraf gönderirseniz bir daha sizi oraya sokmazlar, kurumunuzu da almazlar. Dolayısıyla şey kalırsınız. Yani burada mesela Reza gelecek. İşte Reza çok iyi bir fotoğrafçı. National Geographic uzun süre. Onun mesela bir sözü var. Ya yani önemli olan fotoğrafçının beyninin iliştirilmemiş olması. Yani kendi mutlaka orada olur ama beyninin iliştirilmemiş olması lazım. Burada da tabii siz öyle yerlere gidebilirsiniz. Yani ama önemli olan zaten rahat çalışabilmek ama zaman zaman zaten mesela ilk savaş fotoğrafçı Roger Fenton diye bir fotoğrafçı Kırım'da fotoğraf çekiyor. Kraliçe adına gidip İngiliz askerlerinin fotoğrafını çekiyor. Bir şekilde o da o askerlerle gidip orada fotoğraf çekiyor. Yani fotoğraf, basın fotoğrafın tarihinde de zaten iliştirilmişlik her zaman var. Ya göreve giden foto muhabirinden ne istenir? Yani bunu daha çok şöyle size söyleyeyim. gazetedeki fotoğraf, yani foto muhabirleri çalışan arkadaşların çoğu eğitimli değil. Yani bir üniversiteden mezun değil. Ya bunu şey için söylemiyorum. İnsanlar lise mezunu da olabilir ama çok iyi foto muhabiri olabilir. Ara Güler de fotoğrafı okunmuş bir kişi değil ya da Mimar Sinan Mimarlık Fakültesi mezunu değil. Yani illa bir okul okumak şart değil ama insanın o işin gereğini yerine getirmesi lazım. Yani ona ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda. Dolayısıyla o işin hakkı neyse onu vermek zorunda. Dolayısıyla da bizde mesela alaylı mektepli hala vardır ve alaylılara şöyle olur. Bu sene üniversiteye giremedin, bu oğlan bizim oğlan, bir makine alalım. En kolay yaptığı iş fotoğraf bir yerden başlasın. Dolayısıyla öyle başlıyor ve öyle kalıyor. Dolayısıyla da bizim böyle bir sorunumuz var. Ama burada şimdi şey olarak bunu anlatayım. Ne istenir? Gittiğiniz bir işte mutlaka gazetedeki hani editör bu fotoğrafı içeriye servis edecek kişi, aynı zamanda tasarım yapacak kişi. Fevzi şey yapmasın arkadaşım. Usta editörler, ustalar der ki editör iyi görsel yönetmen fotoğrafa göre sayfa yapar. Ama bizde genelde sayfaya göre fotoğraf tasarlanır. Yani sayfayı hazırlarsınız, fotoğraflar gelir, siz onları oraya yerleştirir. Yani dik fotoğraf gönderdiyseniz de orası yatıksa işiniz biraz zorlaşabilir. Yani yatık fotoğraf, dik fotoğraf böyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla da foto muhabirinin işe gittiği zaman mutlaka yatık fotoğraf, mutlaka dik bir fotoğraf geçmesi lazım. Sonra detay fotoğraflar çekmesi lazım. Şimdi düşünün böyle bir işe gidiyorsunuz. Ben Milliyet Gazetesi'nden böyle bir işe gittiğim zaman bizim gazeteden 3 kişi daha geliyor. Anadolu Ajansı'ndan da 3 kişi geliyor. AP Reuters da geliyor. 10 kişi. Yani 10 kişi bizim gazeteye serviste bulunuyor. Ya yani 10 kişi çektiği 10'ar fotoğrafı bizim gazetenin sistemine gönderiyor. Dolayısıyla o fotoğraflar birini seçmesi lazım. Ama o seçecek şans, düşünün sabahın köründe kalkıp gitmişsiniz, o kadar emek sarf etmişsiniz. Fotoğrafınız girsin istiyorsunuz. Çünkü bu iş egosu en yüksek işlerden bir tanesi. Herkes benim fotoğrafım girsin istiyor. Orada olduğunuzu, o işi sizin en iyi yaptığınızı göstermeniz lazım. Dolayısıyla da daha farklı fotoğraflar çekmeniz lazım. Yani ne kadar fark yaratabilirseniz, ne kadar farkındalık yaratabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Bunun için farklı açılar, farklı görüntüler mutlaka elde etmeniz lazım ki fotoğrafı seçen kişiye de öyle bir kolaylık sağlayasınız. Fotoğraf çekerken, seçerken nelere dikkat edeceğiz? Bunu söyleyeyim size isterseniz. Şimdi genelde böyle fotoğraf camiasında olan insanlar, ben Mimar Sinan mezunuyum, Güzel Sanatlardan Fotoğraf Bölümünden mezun oldum. Türkiye'de hani böyle ifsaklı bu tür şeylerle fotoğraf çeken, hani fotoğraf sanatıyla ilgilenen kişiler genelde gazete fotoğrafçılarını çok kötü bulurlar. Çünkü onlar estetik yoksunu falan diye bakarlar. Aslında bu
Öyle de değil. İnsan tabii ki kendini geliştirmesiyle alakalı bir şey. Şimdi bu fotoğraf benim çektiğim bir fotoğraf. İşte İstanbul'da malum kar yağdığı zaman mutlaka ikon olmuş mekanların fotoğrafları üzerinde. Bunu tek fotoğrafla hani 5N1K kuralı da olsun diye içinde her şeyi anlatacak bir fotoğraf. Yani bunun için mesela altyazıya bile gerek yok diyebilirsiniz. Fotoğrafın bir dili olduğunu düşünürseniz altyazısını okumadan da anlayabilirsiniz. Şimdi bunun içinde Foto Mavi'nin tabii ki kendini geliştirmesi lazım. Bunun için teknik bir objektif, bir makine mutlaka ihtiyacınızın, mutlaka yani emanet makineyle, ödünç objektiflerle hiçbir zaman bir gazeteci iş yapamaz. Bunun için konularına uygun objektifler kullanmanız lazım. Yani geniş açı kullanacağınız bir objektifin yeri vardır. Tele kullanmanız gereken, yani maçta hiçbir zaman geniş açı kullanılmaz. Yani çok nadirdir kullanıldığı. Daha çok tele, 3'te 300'lük, 400'lük teleler kullanılır. Yani oraya geniş açıyla gittiğiniz zaman yani böyle karınca gibi fotoğraflar çekersiniz sporcuları. O yüzden hani kalabalık miting çekiyorsanız mutlaka geniş açı kullanmanız lazım. Bir de fotoğrafı şöyle düşünün. Biz işte kamera gibi şey değiliz. Yani hem anında ses verip anında hareketleri veremiyoruz. Yani bizim bir eksiğimiz var fotoğrafın içinde. Dolayısıyla bu eksiğimizi kapatmak zorundayız. Yani bir insan dans ediyor ve bunun fotoğrafını çekiyorsak bu hareket hissini verecek bir takım hareket nesnizlikleri kullanabiliriz. Yani fotoğrafta insanın kafasında kompozisyonun devam ettiğini, yani bir kompozisyonun açık olduğunu ve devam ettiğini okuyucunun da izleyicinin de bunu yapması lazım. Siz mesela bu fotoğrafa baktığınızda belki de işte hani hareket devam ediyor. Ama bu bitmiş bir fotoğraf, yerde oturmuş bir fotoğraf olsaydı durağan bir fotoğraf ve bitmiş kompozisyon olacaktı. Fotoğrafın çok canlı olması lazım. Yani çok bunları size söyleyeyim. Genelde işte fotoğraf editörünün masasına biraz önce arkadaşım biri de söyledi. Yani muhabir gidip kendi karar veriyor mu fotoğraf seçme işine diye. Foto muhabiri ya da muhabir işini kendi sorumlu olduğu şefe emanet eder. Yani hakkını ona teslim eder. O da gider onun hakkını içeride savunur. Neyse işin gereği o yapılır. Yani muhabirin çok da muhatap olması değil. Tabii konuşması da ayıp bir şey değil, günah bir şey de değil. İcabında konuşabilir ama etkili yetkili değil, fikrini beyan edebilir. Bir kere editörün fotoğraf geldiği zaman fotoğrafın habere uygun olması lazım. Anlatımda canlı olması lazım. Etik değerlere de uygun olması lazım. Şimdi bu fotoğrafı çoğunuz yine belki görmüşsünüzdür. İşte Bağdat'ta, Irak'ta, Ebu Garip cezaevinde çekilen işkence fotoğrafları. Belki bir savaşın seyrini değiştirdi. Teknik olarak çok kötü bir fotoğraf. Amerikan askerlerinin cep telefonuyla belki de küçük fotoğraf makinalarıyla çektiği fotoğraf. Ama dediğim gibi savaşın seyrini değiştirecek kadar önemli. Biz bazen illa bütün fotoğrafların çıtır çıtır net estetik olarak çok güzel olmasını beklesek yanlış olur. Çünkü bu tür fotoğrafları da kullanmak zorundayız. Çünkü olayı bir şekilde ne olursa olsun bu fotoğraflarda bir şekilde olayı anlatıyor. Yani işte Hrant Dink'i vuran işte o gün Samast'ın fotoğrafını da sabit bir MOBS kamerası çekmişti. Yani o da sadece fotoğrafçı değil, aynı zamanda bir sabit kameranın da çektiğini size söyleyebiliriz. Yine Mavi Marmara Baskını'nda zaten dikkat ederseniz oradan çok sağlıklı fotoğraflar gelmedi. Çünkü her şeye el koydular. İşte giden arkadaşlar vardı. Kamera görüntüleri, işte karşı tarafın görüntüleri de olsa bir şekilde olayı anlatacak. Hani görsel yönetmenin de işini mutlaka kolaylaştırmak lazım. Yani fotoğraf yoksa mutlaka zorluya zorluya bunlara geliyor. Daha iyi fotoğraf olsa mutlaka onu kullanacak. Bu fotoğrafı Newsweek ile Time'da kullanılmış fotoğraf. Biliyorsunuz Amerikalı bir futbolcu O.J. Simpson. Bu polis departmanında çekilmiş fotoğraf. Etikle ilgili burada size söyleyeceklerim. Şimdi fotoğrafta hani şey derler ya işte dijital çıktı, mertlik bozuldu, işte dijital olduğu için böyle yapılıyor. Hayır, yani fotoğrafın icadıyla birlikte de böyle etik sorunlar mutlaka var. Bunu da işte örnekleriyle sizlerle paylaşayım. Burada mesela polis departmanında çekilen bir fotoğraf tek bir kalemden, tek bir objektiften çıktığı için herkese aynı fotoğraf servis edilir. Oysa burada arkadaşın daha yani esmer koyulaştırarak hani o imajı vermek, öbürü daha normal yani Newsweek'in kullandığı. Bu onun hatasını yakaladığı için aynı zamanda dönüyorlar. Diyorlar ki öyle mi, biz de size başka bir şey yapalım. İşte burada da Time'da kadının dişleri çürük ama Newsweek onları böyle porselen haline getirmiş. Dolayısıyla çok kötü durmasın kapakta kötü durur diye.